Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde Korece'deki ot-don soru takısını işleyeceğiz. Ot-don'dan sonra isim getiriliyor. Ne tür, nasıl bir, hangi diye çevirebiliriz ot-don'u. Ot-don saramül çoa heyo. Ne tür insanları seviyorsun? Hangi insanlardan hoşlanırsın demek istiyor. Çoğu çakkan saramül çoa heyo. Nasıl insanlardan hoşlanırsın? Ben Çakan saram iyi kalpli insan demek. Çaka da iyi kalpli demek. Çaka da. Buna ne ekleniyor? Çakan yani iyi kalpli olan anlamına geliyor. İyi olan. İyi olan insanlardan hoşlanırım. İnsanları severim. Diğer örneğimize geçelim. Otton çibeso salgo şipoyo. Hangi evde, ne tür bir evde, nasıl bir evde yaşamak istiyorsunuz? İstiyorsun. Kın çibeso salgo şipoyo. Kı da bu sefer var. Kı da büyük demekti. Bu da bir sıfat. Sıfata bu sefer yine ne ekleniyor? Kın büyük olan demek. Büyük olan evde yaşamak istiyorum. Diğer örneğimize geçelim. Kı saramın otton saramıyor. Bu kişi nasıl biridir? Nasıl bir insandır? O kişi iyi kalpli, iyi biridir. Çot da iyi demekti. İyi biridir. Bu sefer ın eklenmiş. Çünkü ünsüz de bitiyor. Şimdi neden bu çakan, kın ve çoğun oldu? Bunu anlatalım. Eğer sıfatlara ın getirilirse, ın eki getirilirse ve bundan sonra da isim kullanmamız gerekiyor. Şöyle olan anlamına geliyor. Bakalım nasıl? Pizza'da mesela İlk örneğimiz pizzada. Pizzada pahalı demekti. Neye getiriliyor? Neden neye getiriliyor? Çünkü pizzada sıfatı ünlüyle bitiyor. Ünlüyle biten sıfatlardan sonra neye getiriyoruz? Ünsüzle biten sıfatlardan sonra ın getiriyoruz. Pizzan ne demek? Pahalı olan demek. Pizzan kabang mesela. Pahalı olan kabang. Yani sıfat tamlaması oluşturuyoruz bu şekilde. Yep, bu da güzel demekti. Yine ünlüyle bittiği için ne harfini getiriyoruz. Yapın oluyor. Yapın yoca güzel kadın, güzel olan kadın anlamına geliyor. Şimdi çotta'ya bakalım. Çotta iyiydi. İyi demekti. Biraz önce de geçmişti. Çoğun saran mesela biraz önceki örneğimiz. İyi olan insan. Yani iyi insan. Carp da var. Carbın oluyor. Carp da mini, kısa demekti. Mesela carbın çima denildiği zaman mini etek anlamına geliyor. Çima, mini etek yine ın geldi. Neden? Bu ikisinde ın, bu ikisinde ne geliyor sadece? Çünkü pissa'da ve yıpıda daha yattığımız zaman ı'yla ve a'yla bitiyor. Yani ünlü harfle bittiği için ne getiriyoruz? Ünsüzle bittiği için de çotta ve carpta bunlara da ın getiriyoruz. Evet, kuralımız bu kadar. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Çemi itta bu sefer Çemi innın yongva mesela. Çemi itta eğlenceli demekti. Ünsüzle bittiği için nın getirilmiş. Çemi innın yongva. Çemi optada da Cemi Om'nun Yongva. Bu iddia ve opta olduğu zaman maşitta da olabilir. Lezzetli demek. Bu sefer bu ikisine özel yani iddia ve opta ile biten kelimelere özel olarak nın getiriliyor. Cemi'nin Yongva eğlenceli film. Cemi Om'nun Yongva da eğlencesiz, işte zevksiz film demek. Şimdi diğer örneklerimize, cümlelerimize geçelim. İyi olsun, pisan o şeyo. Bu kıyafet pahalı bir kıyafettir. Yani pahalı olan bir kıyafettir. Bunu şöyle olan işte kıyafet diye de çevirebiliriz. Yani pahalı olan kıyafet diye de çevirebiliriz. Pahalı bir kıyafet diye de çevirebiliriz. Kız saramın carbın çimarır ibossoyo. O kişi mini etek. Carbın çima biraz önce geçmişti. İbossoyo. İp da giymek demek. Giyinmek demek. Mini etek giymişti. Çonun Şivonan narşiga çuayo. Şivonha da serin demek. Şivonhan narşi denildiği zaman serin hava oluyor. Yani serin olan hava oluyor. Ben serin havaları severim. Evet, bu şekilde
Sıfat tamlamaları oluşturuluyor. Sıfatlara ın-nın getiriliyor ve yanına da isim eklendiği zaman oluşturuluyor. Oddonla sorulan sorulara bu şekilde cevap verebiliyoruz. Evet, dersimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.